Bu videomuzda sizlerle bir zaman yolculuğuna çıkalım. 1 Aralık 1888 yılındayız. Atatürk'ün, onun için Türk milletinin yıllardan beri beklediği ses dediği kişinin, yani Namık Kemal'in hayata gözlerini yummasına bir gün var. Sizce son gecesinde neler düşünmüştür? Millet, vatan ve hürriyet kavramlarını ön plana çıkarttığı, dilden dile dolaşan, yüreklerde dinmeyen bir heyecan yaratan Vatan yahut Silistre eserini mi, yoksa eseri izleyen milletin gözyaşları eşliğinde ismini haykırmasını mı? Hürriyet davasından vazgeçmediği için sürgünden sürgüne yöneticilik yaptığı yerleri mi? Her şeye rağmen devletine küsmeyip halkı için açtırdığı okulları mı? Ve o okullarda yetişen çocukları mı? Kaç kişinin yüreğinde onun sözleri yer edinmiştir, fikir oluşturmuştur düşüncelerine. Namık Kemal, vatan ve hürriyet şairi olarak 48 yaşında sürgünde bedenen hayata veda etmiştir. Fikirleri sokak sokak, okul okul dolaşmıştır. Onu seven bir matematik öğretmeni vardır. Bu matematik öğretmeni, ismi Mustafa olan bir gence onun adını verir. Vatan ve hürriyet aşkıyla hayata gözlerini yuman Namık Kemal, şimdi küçük Mustafa'da yeni adıyla Mustafa Kemal'de yaşayacaktır. Namık Kemal öldüğünde Mustafa Kemal 7 yaşındaydı. Namık Kemal'in eserleriyle ilk olarak sınıf arkadaşı Ömer Naci'nin sayesinde tanıştı. Namık Kemal'in bir eserinden çok etkilendi. Bir başka sınıf arkadaşı Ali Fuat'ın yanına gitti. Bakın Ali Fuat o anları nasıl anlatıyor. Mustafa Kemal'in bir gece vakti yanıma gelerek Namık Kemal'in Vatan Kasidesi'nin tekstil edilmiş bir nüshasını "Fuat kardeşim bunu ezberleyelim" diye bana verirken yavaş bir sesle fakat büyük bir heyecanla okuduğunu nasıl unutabilirim? Felek her türlü hesabı cefasını toplasın gelsin. Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten. İşte böyle tanışmıştı Namık Kemal'le. Sessiz sessiz okuyor, içine, ruhuna işliyordu vatan sevgisi. Namık Kemal'in sözleri içine sığmayacak olmuş ki artık o sözleri herkese paylaşmak için yazılar yazıyor, bu yazıları dağıtıyordu. Harbiye yıllarını şöyle anlatıyor. Vatanın kurtuluşu ve istiklali için ölmeyi bugünkü nesle Namık Kemal öğretti. Harbiye senelerinde siyaset fikirleri baş gösterdi. Namık Kemal'den gelen sesin büyüsüne kapılmıştık. Bu ses ruhumuzu şimşek gibi sarsıyor, bu ses şimdiye dek okuduğumuz şiirlerdeki hiçbir sese benzemiyordu. Namık Kemal'in yiğit sesi önümde bambaşka bir ufkun açılmasına yol açıyordu. Fakat bu eserleri okuyanlar maalesef eskiden olduğu gibi o dönemde de mimleniyor, takip ediliyor ve sorguya çekiliyordu. Mustafa Kemal arkadaşları ile gazete çıkarıyor, fikir toplantıları yapıyordu. Etkilendiği Namık Kemal'den şiirler okuyor, sözler söylüyordu. Bir gün asılsız bir ihbar üzerine tutuklandılar. Mustafa Kemal 2. Abdülhamit'in aracına bomba koymayı planlamakla suçlanıyordu. Uçan kuştan şüphelenilen ve sorgulanan o zaman da Mustafa Kemal 2 ay hapis yattı. Suçsuzluğu anlaşıldı fakat hürriyet fikirlerinden dolayı şama sürüldü. Namık Kemal yazdığı için sürgün yemişti. Mustafa Kemal ise Namık Kemal'in fikirlerini benimseyip okuduğu ve okutturduğu için sürgün yedi. Elbette tek okuduğu Namık Kemal değildi. Fakat videonun başında bahsettiğimiz gibi Namık Kemal'i Türk milletinin beklediği ses olarak görüyordu ve ona çok değer veriyordu. Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre adlı eserini Ali Fuat'la birlikte o da izlemişti. Gözyaşlarını tutamamışlardı. Yıllar ilerlemişti. 1916 senesinde gelinmişti. Mustafa Kemal Namık Kemal'den hala kopamamıştı. Daha sıkı sıkıya bağlanmıştı. Ruslara karşı Çapakçur zaferini kazandığı günlerde hatıra defterine şunları yazmıştı. Namık Kemal Bey'in Makalet-i Siyasiye ve Edebiyesini okudum. İkinci kitabın sonundaydım. Hitam buldum. Namık Kemal Bey'in Tarihi Osmaniyesini de takibe başladım. Aradan 3 yıl geçti. Mustafa Kemal her gittiği yere Namık Kemal'i de götürüyordu. 21 Aralık 1919'da Kırşehir'de halk Mustafa Kemal'i karşılıyordu. Şerefine Fener Alayı tertip eden halka hitaben şu konuşmayı yaptı. Bu milletin içinden çıkan bir Kemal, vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yok imiş kurtaracak, bahtı kara madenini demiş. Gene bu milletin içinden çıkan bir Kemal de diyor ki, vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, elbet bulunur kurtaracak bahtı kara madenini. Vatan şairi Namık Kemal adeta Mustafa Kemal ile vatan kurtuluşuna çıkmıştı. Birinci Nünü Zaferi'nden sonra meclis kürsüsüne çıkıp kendi deyimiyle cennetten vatanımıza gözcü olan Namık Kemal demiştir ki diye söze girip aynı mısraları ve aynı cevabı tekrarladı. İkinci İnönü Zaferi kazanılmıştı. Bu sefer Mustafa Kemal'i duygulandıran başka bir gelişme oldu. Vatan şairi Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bolayır, Mustafa Kemal'e bir tebrik mektubu yolladı. Mustafa Kemal 10 Nisan 1921'de cevap olarak şunları yazdı. Anadolu'nun ruhu bütün direnme feyzini tarihindeki büyüklerden almıştır.
Bize bu mukaddes feyzi veren ecdat ruhları arasında muhterem babanızın pek büyük yeri vardır. Yaralı vatanın kurtuluş ve bağımsızlığı için ölmek yolunda bugünkü kuşağa fedakarlığı öğreten Büyük Kemal hakkında saygıların tekrarına vesile olan telgrafınıza özel teşekkürlerimi arz ederim. Der Saadet'te Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bey'e. Kısa zaman sonra Türk milletiyle birlikte Mustafa Kemal Paşa yurdu düşmandan kurtarmış ve adına şiirler yazılan, sonsuz hasretlikler çekilen vatanı özgürlüğüne kavuşturmuştur. Namık Kemal'in şiirine verdiği yanıtı yerine getirmiştir. Türk milletinin içinden her zaman vatan ve hürriyet sevdalısı Kemaller çıkacaktır. Atatürk bunun içindir ki cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır demiştir. Ve yine bunun içindir ki cumhuriyeti yüceltecek olan gençlerdir demiştir. Bizlere gelecek için gençliğe hitabı adında bir eser bırakmıştır. Yıllar önce o Namık Kemal'e cevap vermiştir. Şimdi de biz ona cevap verelim. Ey büyük ata! Varlığımızın en mukaddes temeli olan Türk istiklalinin ve Türk Cumhuriyeti'nin ebedi bekçileriyiz. Bu karar sarsılmaz irademizin değişmez ifadesidir. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, milli tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez insan ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her hamle şuurludur. En kıymetli emanetin olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, mevcudiyetimizin esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde ilelebet yaşayacak ve nesilden nesile devredilecektir. Bu mukaddes emanete yönelen dahili ve harici bütün tecavüzler iman dolu göğsümüze çarparak parçalanacaktır. İstiklal ve cumhuriyetimize kast edecek düşmanlar en modern silahlarla, en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi milli şuurumuzu ve yenilmez Türk gücünün zerresini dahi sarsamayacaklardır. Çünkü istiklal ve cumhuriyetimize kast edenler karşılarında binlerce yıllık şerefli Türk tarihinin yılmaz evlatlarını, cumhuriyeti ve inkılabının feyizli, imanlı gençlerini bulacaklardır. Ey Türk'ün büyük atası! İstiklal ve cumhuriyeti korumak mecburiyete hasıl olursa, içinde bulunacağımız ahval ve şerait ne olursa olsun, kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Elbette Namık Kemal ve Mustafa Kemal'in ilişkisi 8 dakikaya sığdırılamayacak kadar büyük bir ilişkiydi. Bunun detaylarını öğrenmek için açıklama kısmındaki kaynakçılara bakabilirsiniz. Özellikle bu videoyu seyreden genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Unutmayın, hepiniz birer Mustafa Kemal'siniz. Kalın sağlıcakla.